Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bir akşam yemeği menüsüyle tekrardan sizlerleyim. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Güzel bir doyurucu tavuklu makarna yapacağım. Bir kabak çorbası hazırlayacağım. Bolca ortaya da yeşillik salatası yapacağım. Çok ağır olmayacak yemekler ama doyurucu olacak. Önce kabakları rendeleyerek başlayacağım. Şöyle 2 adet orta boy kabağı. Rendenin kalın yeriyle rendeliyorum. Öncelikle makarnayı haşlayarak başlayacağım. O yüzden uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. Altında yakıyorum. Kettle'da kaynattığım suyu şöyle bir kapla birlikte dökeceğim. Çünkü kettle'la çok döküyorum. Ocağın altını yüksek ayara açıyorum. Kaynaması için bekliyorum. Su kaynamaya başlayınca yarım paket makarnayı içerisine katıyorum. Makarnayı bir kere yıkadım soğuk suyla. Hazırladığım menü gene 4 kişilik. Bu makarna yetecektir çünkü büyük bir makarna olduğu için piştikten sonra da bayağı şişiyor ve içerisine de tavuk falan da koyacağım için yeterli gelecek bu makarna. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Bir miktar da tuz. Artık makarnayı arka tarafa alacağım. Altını kısacağım. Orada yavaş yavaş pişsin. Buraya çorbamı koyacağım. 1 yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Yağ eridikten sonra 2 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Unu bir süre kokusu çıkana kadar kavuracağım. Kavrulan unun içerisine rendelediğim kabakları ekliyorum. Kabakları da 1-2 dakika kavuracağım. Bu arada ocağın altı kısıksa bu sefer kabakla un yanabilir. 2-3 dakika ancak kavurmuşumdur. Yeterli. 1 su bardağı önce soğuk su ekliyorum. Çırpıcıyla hızlı bir şekilde karıştıracağım. Bu aralarda hep ocağınız kısık da olsun. 1 su bardağı soğuk su tekrar ekledim. Bu soğuk suyla unu ve kabağı birbirine yedireceğim. Kaynamaya başlamadan un ve kabak suyla karıştıktan sonra 1 su bardağı süt ekliyorum. İçerisine kaynattığım 4 su bardağını ölçtüm. Yavaş yavaş koyayım, bir bakacağım kıvamına. Ona göre size tam bir bardak ölçüsü vereceğim. Şimdiye kadar toplamda 6 su bardağı su, 1 su bardağı da süt ekledim. Sizler de damak tadınıza göre koyuluğunu ayarlarsınız. Ben de bundan sonra kaynasın, daha da koyulaşacaktır. Bakacağım, ona göre su eklemem gerekirse ekleyeceğim. Artık çırpıcıyı çıkarıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Eğer isterseniz et suyu, kemik suyu da ilave edebilirsiniz. Ben süt koyduğum zaman etle birlikte sevmiyorum. Ondan dolayı eklemeyeceğim. Çok az, şöyle kaşığın ucuyla pul biber, bir miktar da karabiber. Tekrar karıştırıyorum. Bu arada makarnam da haşlandı artık. Onu da süzüyorum. Çok
çorba kaynamaya başladı. Şimdi bunu arka tarafı alacağım. Altında kısa koyacağım. Kabaklar pişene kadar sadece kaynatacağım. Daha sonrasında da kuyuluğuna bakıp eğer koyu olursa su ilavesi yapacağım. Makarnanın tenceresini tekrar getirdim. Yıkamadım hiç. Tenceremin içerisine ufak ufak, yani orta büyüklükte doğradığım tavuk göğsünü koyuyorum. Tavuk göğsü de bir tane orta boy kemiksiz göğüs kullandım. Ortalama, yani kilosunu tam bilemiyorum şu anda ama bir yarım kilo vardır. Tavuk suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Tavuğun altını yüksek ayara açıyorum ki çok fazla sulanmaması için. Tavuklar suyunu salıp çekince 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ. 1 adet kırmızı biber, 1 adet Charleston, 1 tane de acı sivri biber doğruyorum. Çok fazla eklemedim ben. Bizim çocuklar çok fazla sevmediği için, ama siz seviyorsanız kuru soğan da ekleyebilirsiniz. Kırmızı biberi, yeşil biberi çoğaltabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz biberlerin azlığını, çokluğunu. Biberleri de içerisinde kavuracağım. Biberleri kavururken biraz altını kısın ki tavuklarda pişsin tam anlamıyla. Çünkü makarnayı koyduğum zaman artık bir daha pişirmeyeceğim. Kapağını kapatıyorum. Kısa alıyorum. Bir 5 dakikadır pişiyor. Hemen salçasını da ekleyeyim. 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Seviyorsanız bu esnada 2 tane domates de doğrayıp içerisine ekleyebilirsiniz. Tuzunu ilave ediyorum. Bir miktar pul biber. Bir miktar karabiber. Tatlı kaşığını çok doldurmadan kekik. İki üç yemek kaşığı su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika kapalı bir şekilde pişireceğim. Altını da kıstım. Bu arada çorbam da pişti. Onu da kapatıyorum artık. 10 dakikadır tavuklar pişiyordu. Yeterince pişti artık. İçerisine haşladığım makarnayı ekliyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik krema ekleyeceğim. Kremayı sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Bir miktar kaşar rendesi. Krema ile birlikte bir 5 dakika daha pişireceğim ve ocaktan alacağım artık. Kapağını kapatıyorum. Makarnayı kapatıyorum artık. Eğer içerisinde kabakları tane tane seviyorsanız bu şekilde bırakabilirsiniz ama bizim evde pek sevilmiyor. Bunu zaten kabak çorbası diye de yemiyorlar. Daha doğrusu bilmiyorlar kabak olduğunu. Tamamen kabak içerisinde kaybolacak. Yeterli. İyice içerisinde kabakları ezdim. Üzerinde oluşan köpükleri alacağım. Kıvamına da bakacağım şimdi çorbanın. Eğer koyuysa su ekleyeceğim. Değilse hazır çorba. Kıvamı gayet güzel. Kapağını kapatıyorum. Salata yapmaya başladım. Kullanacağım malzemeleri öncelikle sıralayayım. Bir miktar şöyle kıvırcık. Tahtamın üzerine alayım. Bir tane salatalık. Bir tutam maydanoz, bir tane havuç ve burada lahana turşum var.
mor lahana, turşum, ondan da ekleyeceğim. Hemen hızlı bir şekilde kıvırcığı, salatalı ve maydanozu doğrayacağım. Havucumu da rendeleyeceğim. Bütün malzemeleri yıkadım öncesinde. Küçük doğramıyorum, iri iri. Salatalıkları da şimdi uzun uzun doğrayacağım. Havucu da rendeliyorum. Mor lahanadan da şöyle süzerek salatanın üzerine alacağım. Tam anlamıyla süzdürün. Salatanın sosunu ekliyorum. Yarım limonun suyu. Şöyle süzdürüyorum çiğitlerini almak için. Yarım limon kullanıyorum ama limonum sulu olduğu için, eğer sulu değilse bir tane kullanın. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Bir miktar da tuz. Salatayı karıştırıyorum. Salatam da hazır. Yemeklerim de hazır artık. Yemeklerimin son haline geçebilirim. Yemeklerimin hepsi hazır. Şimdi artık tabaktaki son halini sizler de görmeniz için tabaklara dolduracağım. Öncelikle çorbayı dolduracağım. İsterseniz üzerine dereotu koyabilirsiniz. Çok yakışıyor. Ben şimdi tabakta koyacağım. İçerisine direkt eklemedim. Üzerine şöyle bir miktar dereotu ekliyorum. Hem çok hoş duruyor hem de çok yakışıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Hazırladığım bu menüyü inşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.